Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz, kibir hakkında buyurmuşlardır ki, buraya her çeşit insanı getirebilirsiniz. Yalnız kibirli olmasın. Çünkü kibirli insan şeytana satılmış demektir. Siz tam mütevekkil olsaydınız, Allahü Teala kuşları rızıklandırır gibi sizi rızıklandırırdı. Bir kimse tam mütevekkil oldu mu, kendisinden istikbal endişesi alınır. Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz, hüsnü niyet hakkında buyurmuştur ki, bu işin, yani ahiret yolculuğunun mihveri, Allah'ın muhabbetidir. Hüsnü niyetin ardı arkası yoktur. Müminin nazarı dünyaya takılmaz. Dünyadaki zevk-i sefaya bakar, arkasında cehennemi, meşakkate, hizmete bakar, arkasında cenneti görür. Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz, riya hakkında buyurmuştur ki, İnsanlarda riyanın karışamayacağı, anlaşılabilir hakiki tek vasıf sabırdır. Sabır, musibet geldiği an, hiç şikayet edilmeden sineye çekebilme halidir. Şayet ilk anda feveran eder de, sonra yine sineye çekerse, ona sabırlı değil, mütehammil denilir. Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz, ümit hakkında buyurmuştur ki, ümit, Allahü Teala'nın kullarına bir ikramıdır. Kulun hayatıyla alakalı değildir. Her kulun Allah'tan ümitlenmek hakkı vardır. Çok ibadet eden bir kulun bundan ümitlenmeye, ibadetini aksatan birinin de bundan dolayı ümitsizliğe düşmeye hakkı yoktur. Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz, fedakarlık hakkında buyurmuştur ki, dünyada her şeyin bir ölçüsü tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakarlıktır. Fedakarlık yapmayanların sevgisine inanılmaz. Talip kimseye yük olmayan kişidir. Allahü Teala yük olanları sevmez. Yani İslam'da ben Rabbime ibadet ediyorum diye kimseye yük olmak yoktur. Çalışmak ve vazife almak vardır. Seni Mevla'ndan alıkoyduysa, dünya bir çöp de olsa dünyadır. Cenab-ı Hakk'a ihtiyacımız olmayan an ve cephe yoktur. Gafletten hissedemiyoruz. Yine Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz, şunları buyurmuştur. Nefsin izzeti olmaz, vasfın izzeti olur. Kim ki vasıflıdır, o izzetlidir. İnsanlara giriş yolu, gönül yoludur. Sevmeyen, insanlara kendini sevdirmeyen bir insan, insanlara bir şey anlatamaz. O zaman ilk vazifeniz kendinizi sevdirmenizdir. İkinci vazifeniz halinizde numune olmanızdır. İslam yaşanan bir nizamdır. Yaşanırken konuşulur. Abdülaziz Bekkine, kaddesallahu sırrahul aziz buyurmuştur ki, bir gün danışacak hocalarınız da bulunmaz. Öyle bir günde seçeceğiniz insanda arayacağınız vasıf sabırdır. O kimsenin sabrını kontrol edersiniz. Dünyayı unutup ahirete çalışanlar sizin hayırlılarınız değildir. Ahireti unutup dünyaya çalışanlar da değildir.
her ikisini birden yürütenlerdir. Abdülaziz Bekkine Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki, hakikatte dünya ile ahiret birbirinden ayrılmaz ve ahirette ancak dünyada ve dünyalıklarla kazanılır. Nasıl ki niyeti halis olan bir kimse dünya işini yapmakla ahireti kazanırsa, gafil ibadet edenler de kaybetmiş olur. Demek ki bütün iş kulun uyanık bulunmasıdır.